Nihat Nasır, ihanet Konsorsiyumu Şaşkın. Geçtiğimiz hafta başlayan ve halen devam etmekte olan Türkiye'nin gerek IŞİD ve gerekse PKK kamplarına yönelik operasyonları bölge üzerindeki bütün hesapları değiştirdi. Ya da daha doğru bir ifade ile taşların gerçekçi bir biçimde yerine oturmasını sağlıyor. Aslında kaç yıldan beri üzerine titrenen çözüm süreci adına nahoş bir gelişme bu fakat PKK HDP şımarıklığı öylesine dayanılmaz bir noktaya ulaştı ki yapacak başka bir şey kalmamıştı. Bardağı taşıran damla seçimden çok iyi bir sonuçla çıkmasını rağmen HDP PKK'nın saldırgan tutumunu devam ettirmesi oldu. Hükümetin süreç sıkıntıya girmesin diye bazı eylemlere göz yumması bu örgüt tarafından zaaf olarak algılandı ve aslında mikro planda dahi varlık göstermedikleri halde dominant unsur kendileriymiş gibi hareket etmeye başladılar. Öcalan'ın mektupları dışında sürece hiçbir katkısı olmayan PKK-HDP cephesi artık hangi şer odaklarından güvence aldılarsa masayı tekmeleyip kalkan taraf olmayı seçti. Asker ve polis öldürmelerse yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bardağı taşıran son damla oldu. Bununla eş zamanlı olarak Suruç katliamı ve ertesinde bir subayın IŞİD tarafından katledilmesi çift taraflı operasyonu zaruri kıldı adeta. Her iki taraf da şımarıklıklarının vardığı nokta itibariyle böyle bir operasyon beklemiyordu dersek yanılmış olmayız. On yıllardan beridir devlet belki de ilk kez operasyon sonrasında ülke içerisinde gelişebilecek eylemleri öngörerek önlem almış, başarılı geçen harekatın ardından terör örgütlerinin sokağa hakim olmasının önüne geçerek onların psikolojik üstünlük sağlamasına mani olmuştu. Bu yüzden her iki tarafta şaşkındı. Şaşkın olan başkaları da vardı tabii. AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı ortak paydasında bir araya gelen, sadece solcu kemalist ulusalcı paralel ihanet İslamcı eskileri medya. Hülasa... Ne kadar işbirlikçi yapı varsa korkunç bir şaşkınlık yaşıyorlardı. Bütün ihanet senaryolarında kullandıkları IŞİD bombası bir anda ellerinde patladı zira. Ve biz bu operasyon sonrasında gördük ki PKK aslında IŞİD'in dostuymuş. Paralel ihanetin her renge bürünen aşağılık tarzını saymazsak eğer, meğer barış sürecini ihanet olarak değerlendirenler de katışıksız birer PKK'lıymış. Her şey bir anda oldu ve hazırlıksız bir biçimde cürmü meşhutla yakalandılar. IŞİD bahanesiyle Türkiye'yi dış dünyaya jurnalliğe ihanet odakları operasyonları eleştirmeye ve teröristleri savunmaya başladılar. Onların bu hainane tarzına mukabil halkta gözle görülür bir rahatlama oluştu. Sadece halkta değil, devletin ilgili birimleri de bu durumdan bir hayli memnun görünüyor. Uzun yıllar tabiri caizse çakma operasyonlarla PKK'yı güçlendiren devlet bu kez sahici bir harekatın altına imza atarak insanlarda azalan güven duygusunu restore etti. En azından şimdilik bu böyle. Yani bir anlamda ya devlet başa ya kuzgun neşe sözü uzun bir aradan sonra anlamını buldu. Şimdi her şeyin yeni baştan değerlendirileceği bir vasattayız. Allah hayırlara vesile kılsın. Nihat Nasır, Diriliş Postası.